Bu video o kadar çok bölündü ki. Anlatamam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi bayramlar diliyorum öncelikle. Bugün çok güzel bir videoyla geldim. Çünkü bugün bana Instagram'dan, sosyal ağlardan yani Skype adresimi bulup oralardan soru soranlar var. İsmailoğlu'ca nasıl çalışabilirim? Nerelerden başlamam lazım? Anlıyorum ama konuşamıyorum. Dizilerle ilerleyebilir miyim? İşte siz nasıl başladınız? Daha hızlı nasıl geliştirebilirim gibi çeşitli soruları cevaplayacağım bir video çekmek istiyorum bugün. Bu videonun telefonumun hafızası yeterse eğer uzun olabileceğini öngörüyorum. O yüzden açıklamalar kısmına her soruyu hangi dakikada başlayıp açıkladığımı yazarım. Dilerseniz direkt olarak açıklamalar kısmına gidip ilgilendiğiniz soruları izleyebilirsiniz. Ama tüm videoyu izlemenizi öneriyorum çünkü hemen hemen hepsi birbiriyle bağlantılı olacak. Öncelikle İspanyolcaya nasıl başlamalıyız? Diyelim ki işte Netflix'ten dizileri açtık, izledik. İspanyolca ne kadar güzel bir dilmiş, ne kadar kulağa hoş geliyor. Ben de İspanyolca öğreneceğim. Ya da işte yıllardır İngilizce öğreniyoruz, bir şey olmadı. Belki de benim sıkıntım İngilizceyleydi. Bir de İspanyolca deneyeyim. Her neyse, sebebiniz neyse yani İspanyolcaya başlamaya karar verdiniz. Telaffuz. Öncelikle telaffuz çalışmamız gerekiyor. Eğer biz harflerin çıkardıkları sesleri bilmiyorsak eğer, o zaman ne okuyabiliriz, ne karşıdaki bize konuştuğu zaman harfleri gözümüzde canlandırabiliriz. İspanyolca zaten çok güzel bir avantajı olan bir dil çünkü yazıldığı gibi okunuyor. Yani siz harflerin bir kere nasıl sesler çıkardıklarını öğrenirseniz eğer bütün kelimeleri okuyabiliyorsunuz. Öyle İngilizce'deki gibi yuvarlayımlı bir dil değil yani. Sert bir dil, net bir dil, açık bir dil. O yüzden yanlışsız, güzel telaffuzla konuşabilmeniz için öncelikle uzun uzadıya bir telaffuz çalışması yapmanızı öneriyorum. Peki nasıl yapmalıyım? Bütün harfleri çok mu güzel çıkarmalıyım? Hayır. Zaten İspanyolca 20 küsur ülkede olması lazım konuşulan bir dil. Ve her ülkede, ya ülkesini bırak, İspanya'nın kuzeyine gidince ya da güneyine gidince, özellikle güneyinde bence başka bir dil konuşuyorlar. Farklı farklı telaffuz edilen bir dil. O yüzden tabii ki de her şeyi böyle mükemmel çıkarmanıza gerek yok. Örneğin jota harfi var. Yani bu gırtlaktan gelen h harfi. Bunu çıkaramıyorsanız h diye çıkarabilirsiniz. Ya da işte peltek s'ler var. F. Bunu çıkaramıyorsanız normal s diye çıkarabilirsiniz. Latinler mesela aynı bu harfleri çıkaramadıkları için h veya s diye çıkarıyorlar. Ya da yine Güney İspanya'ya gittiğiniz zaman da Endülüs bölgesinde de h ya da s diye çıkarılıyor. Hatta s'ler söylenilmiyor bile yani. Neyse, Güney İspanya biraz değişik, oralara girmeyeceğim şimdi. O yüzden anadili İspanyolca olan insanlar bile böyle konuşurken sizin mükemmel derecede bir İspanyolca çıkarmanıza gerek yok. Ama bazı telaffuz yanlışları var ki bunlar cidden sıkıntılı olan telaffuz yanlışları. Yani böyle konuştuğunuz zaman karşı tarafın sizi böyle anlamakta sıkıntı çekeceği yanlışlar. Örneğin basit telaffuz yanlışlarına ana dili İspanyolca olan öğrencilerim, Türkçe öğrettiğim öğrencilerimden örnek vereyim. Bu insanlar ı sesini çıkarmakta zorluk çekiyorlar. O yüzden bunu i diye çıkarıyorlar. Yani mesela işte ırmağa gideyrum yerine irmağa gideyrum diyor mesela. Tabii saçma sapan bir örnek oldu böyle. Anladım yerine anladım diyor mesela. Anladım, bu da Yunan'a benzedi. O kadar çok vurgula, her neyse. Yani bu basit bir yanlış. Daha böyle zor bir telaffuz, yani zor demeyeyim de daha böyle kötü, kulağa ciddi, yani ciddi bir telaffuz yanlışı vereyim size. İspanyolca'da H harfi, Türkçe'deki G harfi sıkıntılı bir harf, zor bir harf. Yani çünkü yanına A aldığı zaman ya da işte O aldığı zaman normal okunan ama E ya da İ ile birleştiği zaman gırtlaktan aynı jota harfine benzeyen H'yi çıkarmak zorunda olduğumuz bir harf. Bunu mesela guerra, şuraya bir yere yazarım ben onu. Guerra yerine guerra diye okursanız guerra, guerra mesela. Ya da en çok kullandığımız kerer eylemi. Bunu quiero yerine quiero diye okursanız şey olmaz yani. Ne bileyim, gördün yani, kötü duruyor. Telaffuzun önemi sadece karşı tarafın bizi anlayabilmesinde değil, aslında kendimiz bu dilde ilerledikçe kendimize işleri basitleştirmek adına da bizim için önem arz ediyor. Çünkü yeni bir kelime duyduk diyelim. Eğer ben harflerin hangi sesi çıkardıklarına hakimsem o kelimeyi böyle gözümde canlandırmam çok çok daha basit olur. Ya da işte çalışırken birbirine benzeyen
kelimeleri o telaffuz farklılıklarıyla ayırmam çok daha basit olur. O yüzden telaffuz arkadaşlar. Önce telaffuzla başlıyoruz. Güzel bir telaffuz. Harflerin çıkardıkları sesleri bilmek. Daha ne kadar söyleyeyim işte yani. Telaffuzla başlayın. Peki Dilemciğim, ben bu telaffuzu nasıl geliştirebilirim? Dublajla İspanyolca diye bir videom var. Orada mesela masal dinleyebileceğinizi söylemiştim. O masalı açarsınız. Yemek yaparken açarsın, ne bileyim yatmış uzanmışken açarsın, uyumadan önce açarsın. Onu önce bir dinlersin. Sonra okuyarak ilerlersin. Sonra alttan İspanyolca altyazısını açarsın. Hem çıkarılan sese bakarsın hem de işte okunuşlarına bakarsın. Böylelikle bir telaffuz çalışması yapabilirsin. Masal olduğu için biraz daha basit oluyor. Ya da sesli kitaplar var mesela. Sesli kitaplara da erişip yine aynı telaffuz çalışmalarını yapabilirsiniz. Latin Amerika ülkelerine gidip yaşama gibi bir planınız yoksa oralarda, yani o telaffuza alışayım gibi bir planınız yoksa, İspanya İspanyolcası öğrenmek istiyorsanız, onda da Madrid telaffuzu daha önemli. İşte bu İstanbul Türkçesinin Madrid İspanyolcası. Doğru söyledim, evet. İstanbul Türkçesi Madrid İspanyolcası olması gibi. En güzel telaffuz Madrid'de. Son olarak da yine benim bir telaffuz videom var. Harflerin çıkardıkları sesi göstermek amacıyla. Orada da ben bile telaffuz etmiyorum yani. Madridli bir arkadaşa telaffuz ettiriyorum. Eğer harfler hangi sesleri çıkarır diye basitçe başlamak istiyorsanız o videonun da linkini sağa sola bir yerlere ya da açıklamalar kısmına bırakırım. Keyifli seyirler. Neyse işte telaffuz böyle aşırı derecede önemli bir şey. Gelelim ikinci şeysimize. Bu ikinci tavsiyem, kendi müfredatını kendin oluştur. Biraz zor ama çok önemli. Biz küçüklükten beri ilkokulda başladık değil mi İngilizceye? Hep belirli bir müfredat vardı. Ya da küçüklüğü boş ver, herhangi bir yabancı dilde bir kursa başladık başlangıç seviyesinde. Hemen neyi öğreniriz? Selamlaşmayı öğreniriz. İşte ben Dilan, nasılsın vesaire. Daha sonra renkleri öğreniriz, sayıları öğreniriz, ayları öğreniriz. Ondan sonra mesela günde en az 5 kez kırmızı kelimesini kullanırız. Ya da ben günde 10 kez ilkbahar demeden yaşayamıyorum mesela. Bu müfredat konusu beni gerçekten çok sıkıyor. Bunları arkadaşlar öğrenmeniz tabii ki ileride önem arz edecektir. Yani tabii ki günün birinde yaz demek, ilkbahar demek, ne bileyim, önemli olacaktır. Ya da işte belki 1000'e kadar sayarsınız bir dilde, bak ben bu dili biliyorum derken. Ama bunlar günlük ihtiyacımız olan şeyler değil. En azından ilk başta ihtiyacımız olan şeyler değil. Yani nasılsın, ne yapıyorsun, neredesin? İşte evde misin? Neden işte değilsin? Markete gitmek istiyorum. Açım. Müsait misin? Seni arayabilir miyim? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunları da böyle karman çorman hepsini bir anda öğreneyim, hepsini hafızaya atayım ezberleyeyimden ziyade analiz ederek gitmemiz gerekiyor. Bu analiz meselesi daha başka bir konu. Biraz daha zor. O başka bir tavsiyem. Göreceğiz şimdi ileride. Bu müfredatı kendiniz oluşturamıyorsanız, ya Dilan hocam tamam güzel söylüyorsun ama ben kendim çok kaybediyorum ve bir kitaba baktığım zaman hep müfredatlar aynı olduğu için işte neyi seçeceğimi önce bilemiyorum derseniz eğer, benim yabancı dil nasıl öğrenilir diye kendim Arapçaya başladığım bir seri var. Şu sıralar yoğun olduğum için Arapçaya devam edemiyorum ama orada en azından başlangıçta neler yapıyorum, nasıl ilerliyorum, bunlara dair bir yol çizebilirsiniz diye düşünüyorum. Ezberleme, analiz et. Bu var ya, o kadar önemli ki, bence en önemli bu olmalı ama sırayı bozmayayım diye bunu 3'e aldım yani. Bu, size şöyle bir örnek vereyim. Mesela dedik ki kurslarda başladık, tanışmayla başlıyoruz değil mi? İspanyolca kursuna geldik. Me llamo Dilan. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Şimdi bunları tek tek bir inceleyelim. Bakalım başlangıç seviyesindeki bir insana me llamo Dilan dedirtmek ne kadar doğru? Bunun seviye olarak mantığına değineceğim ama günlük bir mantığına bakalım istiyorum öncelikle. Biz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Günlük tanışırken mesela kaç kişiye gidip selam, benim adım Dilan, senin adın ne diye kaç kez soruyoruz? Böyle mi soruyoruz ya da? Yani bu biraz yapay kalmıyor mu? Ben mesela tanışırken gider derim ki ben Dilan derim. O da adını söyler, Ahmet, Mehmet der. Tanışırız yani. Peki ben kendi dilimde böyle doğal davrandığım bir şeyi yeni öğrendiğim dilde neden yapaylığa döküyorum? Yani neden bunu böyle çok yapay bir şekilde, çok amatör bir şekilde karşı tarafa sormalıyım?
O yüzden benim adım Dilan yerine ben Dilan demeyi öğrenmek daha mantıklı bir hareket olur. Aynı zamanda zaten seviye olarak da şimdi mantıksızlığına geliyorum. Me llamo. Bu yamarse'den geliyor arkadaşlar. Reflexivo, dönüşlü bir fiil. Yani ben kendi verdiğim derslerde reflexivo'ya gelene kadar oho bizim daha neler görmemiz lazım ki yani öğrenci bunu anlayabilsin. Başlangıç seviyesinde bir insana ilk derste sen me llamo Dilan'ı öğretmek, ezberletmek onu ne kadar doğru? Değil. Çok sinirlendim. İnşallah linç yemem. Ya da mesela İspanyolca ile şöyle bir iki alakanız olduysa como estas? Nasılsını como estas'la sorduğumuzu bilirsiniz. Bunu ne yapıyor ama öğrenci gidiyor, ezberliyor. Como estas işte nasılsın demektir. Hayır işte bunu analiz etmen lazım. Como nereden geliyor? Como nasıl demek? Estas mesela. Estas, estar eyleminden geliyor ve olmak anlamına geliyor. Ama İspanyolca'da olmak anlamına gelen iki tane fiil var. Biri ser, diğeri estar. Ben burada neden estar'ı kullanmışım? Değişebilecek bir durum olduğu için, fiziki ruhi durumunu sorduğum için estar'ı kullanıyorum. Peki ben bunu neden como estar diye sormuyorum? Çünkü sana sorduğum için kişiye göre çekimlemesini geniş zamanda yapmam gerekiyor ve bu como estas oluyor. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki gerçekten ciddi anlamda öğrencinin sadece ezbere kafaya attığı, çünkü dil kurslarında da böyle dayatıldığı ya da işte yazık şimdi açıyor kendi başına bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Arapça da bana oluyor mesela yani. Neyin nereden geldiğini haliyle bilmiyor. O yüzden bir eğitim koçuna ihtiyaç var ama bunu da ileride göreceğiz. Şimdi bazılarınız şey diyebilirsiniz. Uzatma ya işte como estas ezberledim gitti ne var çok basit sanki kafamda şey beyin bedava diyebilirsiniz. Ya da işte me llamo Dilan'la ne var yani me llamo Dilan diye sorsam birazcık yapay amatör olsam diyebilirsiniz. Ama bu sadece hani como estas'la ya da me llamo Dilan'la biten bir şey değil. Eğer ben bu dilde gerçekten ciddi anlamda ilerlemek istiyorsam, daha sonraki çalışmalarımı kolaylaştırmak istiyorsam ben bunu da ezber yapamam arkadaşlar. Ezber tamam beyin bedava ama yani kafam doluyor bir süre sonra. Bir de mantığını anladığım zaman, ciddi anlamda neyin nereden geldiğini anladığım zaman üstüne koymak o kadar basit oluyor ki. Çok basit bir dil çünkü üstüne. Yani mantıklı bir dil. Bütün diller mantıklı bence. Hocayı öğretiyorum diye söylüyorum. Güzel bir dil. Ezber yapmaya çalışarak harcadığınız zamanı yazık etmeyin. Analiz etmeye alıştırın kendinizi. Tavsiyem kendi müfredatını kendisi belirleyemeyene ya da analiz etmekte güçlük çekenlere gelsin. Bu dilde sizden daha iyi seviyede olan bir insandan yardım almanız gerekiyor. İlla ana dili böyle olmasına gerek yok. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama kaçımız Türkçe öğretebiliriz? Böyle düşünmek lazım. Bunlar online kurslar olabilir mesela. En azından böyle başlanılabilir. Analiz etmeye çalışarak ilerlenilebilir bir şekilde. Ya da işte İspanyol arkadaş edinirsiniz. Ona sorarsınız nereden geliyormuş, nasıl oluyormuş. Analiz edebilen birisini, size yardımcı olabilecek birisini bulmaya çalışın. Özellikle başlangıç seviyesindeyseniz Türkçe bilmeyen, sizinle Türkçe iletişime geçemeyecek birisiyle devam etmek biraz daha sıkıntılı olur. Çünkü size onu tam olarak aktaramaz. Zaten İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Adam da bana onu İspanyolca ya da İngilizce açıklıyor. Bu biraz daha sıkıntılı. Seviyeniz biraz ilerler mesela. O sırada sonra artık İspanyol birinden ki İspanyol birileriyle konuşmak gerçekten büyük etki ediyor. Onlardan yardım alabilirsiniz. Konuş da kiminle? Kendinle. Şimdi arkadaş bulmak ciddi anlamda zor bir şey. Emek isteyen bir şey. Yani uygulamalarla uğraşıyorsun. Birçok insana yazmaya çalışıyorsun. Onlardan cevap gelecek mi belli değil. Sıkıntılı. Uygulamaların zaten amaçları sapmış bir şekilde yani. Zaman ve emek isteyen bir şey. Ama kendi kendine konuşmak her zaman, her yerde mümkün. Kendi kendine konuşmak da başlarda kendinizi analiz edemeyeceğiniz için, yalan yanlış konuşacağınız için pek de bir işe yaramaz gibi gözükebilir size. Ya kendi kendime konuşuyorum ama sallıyorum diyebilirsiniz. Ama en azından başlardaki şu konuşamıyorum, kelimeler ağzımdan dökülmüyor bölümünü geçebilmeniz için önemli. Yalan yanlış konuşun. Yalan yanlış konuşun yani ne olacak? Çünkü şöyle düşünün. Bir turist geliyor ülkemize ve diyor ki ben var sahil gitmek.
ve hepimiz onun sahile gitmek istediğini anlayıp yolu tarif ediyoruz. Bunun gibi düşünün. Başlarda yalan yanlış konuşabilirsiniz. En azından o böyle konuşamıyorum, bir türlü harfler ağzımdan çıkmıyor bölümünü böyle aşabilirsiniz. Daha sonra zaten gelişiyor arkadaşlar. Bir şeyler öğrendikçe, bir şeyler kattıkça kendinize, aa ben bunu demek yanlış kullanıyormuşum, İşte bundan sonra como estar demem de como estas derim diye o küçük küçük yanlışlarınızı, büyük yanlışlar da olabilir bunlar, onları düzeltmek biraz daha zor ama yani zaman geçtikçe oluyor, ciddi anlamda oluyor. Konuşun, hiç önemli değil. Şöyle yapabilirsiniz mesela, oturdum çalıştım bir konuyu, tamam mı? Çalıştım. Ondan sonra kalktım başka bir şeyler yapıyorum. O arada o konuyla ilgili cümleler kurmaya çalışabilirim. O konuyu aklımdan tekrar etmeye çalışabilirim. Yani bir dili çalışmak için sizin illa masa başında olmanıza gerek yok. Aksine bunu bütün hayatınıza yayarsanız o dilde çok daha çabuk ilerlersiniz. Ben mesela İspanyolcaya başladığım zaman benim hayali bir arkadaşım vardı. Şimdi böyle deli gözüyle bakılabilir ama yani hayali bir arkadaş, İspanyolcayı öğrenmek için işte onu oraya yarattım. Ne zaman istesem geliyor, ne zaman istesem gidiyor, ne istesem anlatabiliyorum. Orada birisi hep var. Mesela yemek yapıyorum, tamam mı? Yemek yaptığınızı düşünün. Ona bugün içerisinde ne yaptığını basit basit anlatabilirsin. Ya da mesela bir dile yeni başlamışsındır. Bildiğin tek şey işte tanışmalar. Neredesin? Evde misin? Orada mısın? Burada mısın? Sorarsın. Selam, ben Dilan. Sen kimsin? Bugün nasılsın? Ben bugün biraz yorgunum. Bugün mutluyum. Çünkü bilmem ne bilmem ne. Bugün işte değil misin? Aa, neden işte değilsin? Bunların hepsini Serestar'la kurdum. İlk derste veriyorum yani. Bir sonrakine ilerlerim. Daha farklı kelimeler öğrenirim mesela. Bugün dışarı çıkmak istiyorum. Benimle gelmek ister misin? Bugün müsait misin? Seni arayabilir miyim? İşte tavuk pişirmek istiyorum ama evde tavuk yok. Markete gitmeliyim. Saat 5'te evden çıkmalıyım gibi. Bunlar da bir tık üstü. Daha ilerlediğiniz zaman artık daha da akar bu konuşmalar. Geçmiş zamanı öğrenmişsinizdir, gelecek zamanı öğrenmişsinizdir. Zaten geniş zaman, yakın geçmiş ve geleceği bildiğiniz sürece dilediğiniz gibi sohbet edebiliyorsunuz. Ha, bunları bilmeden sohbet edemiyor musunuz? Ediyorsunuz, yine ediyorsunuz. Ha, çok gelen sorulardan birisi de şey, ne zaman konuşmaya başlayabilirim? Hemen konuşman lazım. Bugün ne öğrendiysen benim bunu sesli bir şekilde tekrar etmem lazım. Zarak çalışırken mesela sesli telaffuz etmeniz lazım ki telaffuzunuz düzelsin. O harfler ağzınızdan basit çıkabilsin. Biraz daha ilerlerim mesela, üstüne bir şey koyarım. Yine konuşmam lazım. Yani başlangıç seviyesindeki bir insan da konuşabilir arkadaşlar. O da sohbet edebilir. Belki söyledikleri çok basit şeyler olur. Belki çok fazla yanlışı olur o cümlelerde ama edebilir. Belirli bir seviyeye gelmeyi lütfen beklemeyin. Çünkü daha sonra hep anlıyorum ama konuşamıyorum olayına gidiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Hep konuşmamız gerekiyor. Bir de şey, en güzel yöntem bence birine öğretmek. Ben İspanyolca çalışırken hep işte hayali arkadaşım benim öğrencim olurdu ve ben çalıştığım bir şeyi önce çalışırdım kendi başıma, sonra ona açıklardım. Neden ona açıklıyorum? Böylelikle anlayıp anlamadığımı tekrar ediyorum ve benim bir konuyu birine açıklayabilmek için önce ona, o konuya hakim olmam gerekiyor. O yüzden siz de çalışırken sanki böyle yanınızda birisi varmış da ona öğretiyormuş gibi çalışabilirsiniz. Çok büyük fark eder arkadaşlar, inanın bana. Çünkü o konuya hakim olana kadar onu birine açıklayamazsın. Bir de kendi kendine konuşmanızın ya da işte yanınızda birisi varmış da öyle konuşuyormuşsunuz gibi yapmanızın çok çok büyük bir avantajı var. Her an, her yerde konuşabiliyorsunuz. Yani siz her an aslında bir tekrar yapıyormuşsunuz şeyine sahipsin. Peki karşınızda birisi olursa, gerçek bir arkadaş olursa, o size bir şeyler söyler, siz hemen onu çevirirsiniz, nereden geliyor bakarsınız. Ona bir cevap verebilmek için sizin de işte hemen o konuya gidip öğrenmeniz gerekiyor ya da çeviri kullanıp. Çeviri gerçekten çok kötü. Özellikle Google çeviri İspanyolca Türkçe leş yani. O yüzden hani PDF kullanıyor olabilirsiniz ya da elinizin altında bir dil bilgisi kitabı olabilir. Oradan cümle yapısı nasılmış, hangi zamanda cümle kurmak istiyorum, o zamana gidip cümleler nasıl kuruluyormuş, hangi fiili kullanmak istiyorum, bu fiil nasıl çekimleniyormuş, bu kelimenin anlamı neymiş diye çeviriden bakıp, hani tüm bir cümleyi çevirmeye çalışmayıp da ayrı ayrı o cümle üzerinde çalışabilirsiniz. Bu da size çok fazla yarar sağlar. Arkadaş edinebiliyorsanız mutlaka edinin yani. Edinemiyorsanız da bir süre kendi başına devam ki. Arkadaş edin.
Bunun için uygulamalar kullanabilirsiniz ama zor. Çok zaman ayırmam lazım, çok emek harcamam lazım. Birden fazla kişiyle iletişime geçmem lazım. Ya olmuyormuş, böyle mi arkadaşlık edinir, bu site de böyle miymiş falan deyip bırakmamak gerekiyor. Ve o arkadaşı edinmekle de bitmiyor. Yani o arkadaşı edindikten sonra da o arkadaşa emek vermeniz gerekiyor. Onunla sohbeti ilerletebilmeniz için sohbet konularını seçmeniz gerekiyor. Birazcık sohbetinizin iyi olması gerekiyor. O yüzden hani konuşmaya direkt, ya nasılsın, ben sana Türkçe öğreteyim, sen de bana İspanyolca öğret kardeş, böyle devam edelim diye başlamaktansa, hani bir sohbet konusu seçip direkt sohbeti açsın. Zaten öyle kurulur arkadaşlık. Yani bu şey gibi olmuyor. Çocukken ne yaparsın? Gidersin arkadaş olalım mı dersin? O tamam der olursun. Da büyüyünce öyle olmuyor yani. Sohbet etmen lazım. O adam seninle niye arkadaşlık kursun mesela? Seninle konuşurken eğleniyor mu? Bu önemli. Diyelim ki arkadaşı edindim. Bir süre yazarak ilerlemem gerekiyor. Çünkü seviyem düşük. En azından karşı tarafın bana yazması gerekiyor ki ben onu çevirebileyim. Sen sesli mesaj atmayı da deneyebilirsin. Problem değil. Daha sonra karşı taraf sesli mesaj atmaya çalışır. Böylelikle dinleme egzersizleri yapabiliyor oluruz. En son aşamada artık görüntülü ya da sesli konuşmak. İngilizceyi öyle öğrenmiştim. Alman bir tane arkadaşım vardı. İngilizcem çok kötü o dönemlerde. Onun da İngilizcesi kötüydü ama. Yani onun İngilizcesi güzel olsaydı belki bana o kadar zaman ayırmazdı. Ona var ya, bir cümle yazana kadar ben o kadar çok şey araştırıyordum ki, bu cümle nasıl kurulur? Bu fiili böyle mi kullanmalıyım? Yanına bir edat gelecek mi? Ne olacak yani? Da mesela gün içerisinde diyorum ya, yemek yaparken düşünün, yemek yerken konuşun falan diye. Ben sırf ona bir şeyler anlatayım diye, yani sırf ona 5 dakika bir şey anlatacağım diye gün içerisinde belki 3 saat onun pratiğini yapıyordum. Ve bu beni çok geliştirdi. Sizi de geliştirir, yapın. Dizi ve filmlerden yabancı dil öğrenmek. Ya işte bir La Casa de Papel izleyeyim. Bir sezonu mesela hemen bir günde bitiririm. Sonra dönüp bir daha izlerim. Sonra not alarak izlerim. Ondan sonra bir de Bisabis koyarım üstüne falan. Oho, gelirim bayağı bir seviyeye diye hala içinizde böyle düşünen masumlar olabilir. Tabii ki de dizi film izlemek güzel. Telaffuzu görüyorsunuz, insanlar nasıl konuşuyor, kültürü öğreniyorsunuz. Mesela kültüre dair bir şeyler görüyorsunuz falan. Ama çok cana yakın komşularım beni izliyor, bir de utanmıyor ya, sallıyor yani. Ama ben ciddi anlamda dinleyerek, herkesin çünkü kendini geliştirme yöntemi farklı. Bazılarınız yazarak daha iyi anlarsınız, bazılarınız dinleyerek daha iyi anlarsınız. Dinleyerek kendime bir şeyler katayım, gerçekten ciddi anlamda öğreneyim diyorsanız, benim iki tane videom var zaten. Birisi dublajla İspanyolca, diğeri yabancı dizi film izleyerek dil geliştirmek mümkün mü? Kendi videomun başlığını hatırlayamadım. Öyle videolarım var, aşağıya açıklamalara koyarım, onlara bakabilirsiniz, daha detayları var. Orada önemli olan şey şu yani, seviyene göre dizi seçmek. Hemen böyle başlangıç seviyesindeyim ya da işte birazcık ilerlemişim, gideyim de normal bir şey izleyeyim, günlük konuşmayı izleyeyim, dinleyeyim diye tabii ki de zor geliştirmek. İmkansız demiyorum ama zor yani. O yüzden seviye seviye dizi filmlerle ilerlemeniz mümkün. Son artık böyle kapanış bölümlerine geçeyim. Zaman ayır. Şimdi bir hırsla, işte özellikle karantinanın başlamasıyla birlikte, ya dil öğreneyim o zaman deyip İspanyolcaya başlayanlarınız çok olmuş olabilir. Ya da kendime bir şey katı, ya da işte diziyi bitirdim, ulan çok güzel bir dil, ben de buna öğreneyim deyip bir hırsla başlamış olanlarınız olabilir. Daha sonra bunun için kendinize bir plan yapmaya çalışın. Gün içerisinde ya da hafta içerisinde yaptığınız planlara ciddi manada İspanyolca için saatler ekleyin, zaman ayırın. Niye ciddi manada diyorum? Çünkü işte ben bunu hobi olarak öğreniyorum. Zaten hani acelem de yok, haftada 1 saat, 2 saat bakayım diyenleriniz varsa eğer, çok sıkıntılı bir durum bu. Çünkü haftada 1 saat, 2 saat bakarsın, oradan sonra tekrar gelene kadar, o haftaya bir daha dönene kadar yani unutursun. Dil ciddi anlamda emek isteyen, zaman isteyen bir şey. Her masaya oturduğunuzda yeni bir şey öğrenirsiniz ciddi anlamda. Yani masaya oturmayı bırak, YouTube'dan bir şey izleyin altyazılı ya da masal izleyin. La Casa de Papel izleyin mesela, Tranquila'yı öğrenirsiniz ya da Por Favor demeyi öğrenirsiniz. Ne kadar zaman ayırırsanız o kadar çok şey öğrenirsiniz. Bu ayırdığınız zamanı da verimli geçirmeniz için işte ben de bu videoları çekiyorum.
Çünkü mesela 5 saat La Casa de Papel izlersin ama işte tranquilo olur, por favor olur yani. Ya da hani kendin kaybolmuşsundur içerisinde, ne müfredat falan hiçbir şey bilmiyorsundur. Sayıları öğrenirsin, ayları öğrenirsin. İşte bunlar böyle geçmesin arkadaşlar diye biz de uğraştık böyle. Ben ciddi manada oturup İspanyolca çalışmak gerekiyor. Ne kadar sık zaman ayırırsak o kadar hızlı ilerleyebiliyoruz. Çünkü haftada 2 saat ayırdığını düşün işte, hani yeniden çalışmaya başlayayım, geçen haftayım tekrar edeyim, yeni bir şey mi koyayım, sıkıntılı olur. Ama sen belirli bir düzende her gün en azından 20 dakika tekrar ediyorsan bir şeyleri, çok daha hızlı ilerlersin. Etmeyin, ciddi anlamda pes etmeyin. Ya bu çok güzel bir dile benziyordu. Ne kadar zormuş. İçerisinde bir sürü artikeli varmış. Yok kelimeler eril dişil diye ayrılıyormuş. Yapamadım, olmadı deyip bırakmayın. Bence. Çünkü emek harcamışsınız. Bir de çok güzel bir yol ya yani. Hani benim bence şu ana kadar kendime kattığım en güzel şey İspanyolca öğrenmek olmuş. Dil biliyorsunuz yani, hani bu puzzle yapar mesela bazıları. Tamam, güzel güzel bir hobi, ciddi anlamda güzel. Hani işte sırf yapboz yapmayı şey yapmak için söylemiyorum ama bir de İspanyolca öğrendiğinizi düşünün. O izlediğiniz dizileri, filmleri mesela altyazısız izlediğiniz günleri düşünün. Bir insanla İspanyolca birisi size bir şey söylediği zaman ona cevap verebildiğinizi düşünün. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Ben size bu kanalda elimden geldiği kadar yardımcı olacağım zaten. Şimdilik bu kadar. Videoda 5000 kere reklamını yaptığım özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz yine aşağı açıklamalar kısmında hem mail adresim var hem de bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ha bir de şey, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen onu bana belirtmekten çekinmeyin. YouTube aleminde önemli şeyler bunlar. Kanalda büyüsün istiyorsanız aboneliklerinizi bekliyorum. Bir de bildirim açmak diye bir şey var. Ben video yüklediğimde pıt Monkito video yükledi diye geliyormuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.